Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Kemal Bülbül. Sayın Bülbül buyurun. Sayın Başkan, değerli genel kurul üyeleri, değerli divan, herkese sevgi ve saygılar. Pakistan ile yapılan sözleşme, aslında Pakistan ve Türkiye ikisi de hem bölgesinde hem de kendi halklarıyla sorunlu. Pakistan'da resmi ideoloji tarafından ilan edilen aslında İslam hakikatiyle uyuşmayan bir devlet İslamcılığı, Türkiye'de de aynı şekilde ve Pakistan'da kendi halklarıyla büyük bir sorumluluk, komşu halklarla büyük bir sorumluluk, çatışmaya, savaşa neredeyse varacak bir durum. Türkiye'de de aynı şey söz konusu. Bir benzeşlik var. 12 Eylül'den gelen bir Kenan Evren, Ziya Ülhak dostluğu var. Elbette mazlum halklar arasında da bir dayanışma var. Elbette Pakistan'ın da kendine göre siyasal, kültürel, inançsal değerleri var ve bu değerleri temsil eden çok değerli düşünürler, edebiyatçılar, siyasetçiler var. Fakat bundan önce işte hem komşu halklarla hem kendi halklarıyla barışmak, kendi halklarıyla sözleşme imzalamak gibi bir durum var. Şimdi bakın, dünya çapında 246 sözleşme üretilmiş. Bu Birleşmiş Milletler bünyesinde, Avrupa Konseyi bünyesinde, benzeri kuruluşlar aracılığıyla. Bunlardan Türkiye sadece 30 tanesine imza koymuş. Bir tanesini biraz sonra söyleyeceğim, çocuk hakları sözleşmesini. Ve buna varmadan önce Türkiye'nin kendi komşularıyla, kendi halklarıyla bir eşitlik sözleşmesi yapması gerektiğini söylüyorum. Bir, Rusya ile ilişki nedir? İki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda Türkiye'nin politikası nedir? Üç, Yunanistan'a ikide bir horozlanmak, ikide bir tehdit etmek ve Yunanistan milliyetçiliğini, burada kendi milliyetçiliğini köpürtmek neyi amaçlamaktadır? İkide bir Suriye'yi, Rojava'yı tehdit etmek, bir gece ansızın gelebiliriz gibi ilkel, demode bir laf, suç içeren bir laf. Bu laf suç içermektedir. Bu bir gece ansızın gelebiliriz bir tehdit unsurudur ve bir suç içermektedir. Şimdi böyle olunca bakın, geçen gün Milli Eğitim Komisyonu'nda bir yasa maddesi görüştük. Orada Türk-Japon Üniversitesi yapılıyor. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Fakat Türk-Kürt Üniversitesi niye yok? Türkiye'deki halkların kendi dilinde üniversite niye yok diye eleştirdiğimizde YÖK Başkanı 538 tane farklı dillerde doktora tezi olduğunu ya da işte lisans tezi olduğunu söyledi. Bunu da büyük bir lütuf gibi ifade etti. Teşekkür ederiz, eyvallah, olsun. O da bir şey. Lakin arkadaşlar bakınız, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk halkına, Kürt halkına, Ermenilere, Araplara, Çerkezlere, Romanlara, Türkiye'nin bütün halklarına karşı sorumludur. Türkiye'nin Türk halkı dışında, Türk halkının da hakları ekonomik olarak ihlal ediliyor. Türk halkı da asimilasyona tabi tutuluyor. Türk halkı da İslamcılık noktasında kullanılıyor. Türk halkı dışında bütün halkların hiçbir hakkı yoktur. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giderken bir sözleşme lazım. Uluslararası sözleşmeden önce Sayın Başkan bir sözleşme. Yeni bir anayasa. Kenan Evren anayasasını yırtacak cesaret. Herkes buna karşı aslında. Kimse bunu benimsemiyor. Ama bu anayasa yırtılmadığı gibi tekçilikte, efendim, devşirme mantığıyla yürütülen bir Türkçülükte ısrar ediliyor. Ve bu Türkçülükte ısrar edilirken tarihte aslında adalet ve hakikat sahibi kişiler örnek gösteriliyor. Hep söylüyorum ben, Şeyh Adebalı örnek gösteriliyor. Deniyor ki, demiş ki, devleti yaşat ki insan yaşasın. Bundan da polis asker devleti kastediliyor. Hayır, Şeyh Adebalı'nın dediği devleti yaşat ki insan yaşasın, insanlar arasında döngüyü,
barışı, toplumsal ilişkiyi, adaleti, paylaşımı, ekonomiyi, kardeşliği, eşitliği yay ki insan yaşasın anlamında söylemiştir. Zira Şeyh Edebali ermiş, derviş, keramet sahibi bir insandır. Ve bugün de halklar için söz konusu olan yeni bir sözleşmedir. Ve bu sözleşmeye bakın 1876'dan beri Türkiye'de 9 kere anayasa yapılmış. Bu anayasaların hiçbirinin yapımına halk katılmamış. Ne Türkler, ne Kürtler, ne Araplar, ne Lazlar, ne Çerkezler, ne kadınlar, ne inananlar, ne inanmayanlar, ne Aleviler, ne Sünniler. Bürokratlar yapmış anayasayı. Yani Jean-Jacques Rousseau'nun dediği gibi toplumsal sözleşme olmamış. Toplumun tüm sosyal, etnik, inançsal ve sınıfsal grupları dahil olup bir anayasa yapmamışlar. Bu nasıl toplumsal sözleşme oluyor? Şimdi Türkiye'de bir anayasasızlık hali var ve bu anayasasızlıktan hareketle her türlü ihlal yapılıyor. Mecliste ihlal yapılıyor, yurt dışına çıkarken ihlal yapılıyor, kapatma davasında ihlal yapılıyor, halka karşı ihlal yapılıyor, dilimizi yok sayarak, inancımızı yok sayarak ihlal yapılıyor, mahkemeye talimat veriliyor. Biz kurbanlık kuzu muyuz? HDP kurbanlık kuzu mudur? Kürtler, Aleviler, kadınlar, inananlar, inanmayanlar, AKP'li olmayanlar kurbanlık kuzu mudur? Değildir. Biz kurbanlık kuzu değiliz. Bakın, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu tekçi oyunu bozacağız. Çoğulcu, katılımcı, eşitlikçi, özgürlükçü, adil, tüm halkların etnik ve inançsal haklarına kavuştuğu, Türk ve Kürt'ün eşit olduğu, Türk ve Arap'ın, Türk ve Ermeni'nin eşit olduğu eşit yurttaşlık programını koyacağız ortaya. Biraz önce sözleşmelerden söz ederken Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni söyledim. Bakın, Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne Türkiye'de imza koymuş, fakat imza koyduğu bu sözleşme ayrım gözetmeme, çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkı, katılım hakkı gibi yüce değerleri içermesine rağmen Türkiye sözleşmenin 17, 29 ve 30. maddelerine 1989 yılından bu yana çekince koymuştur Sayın Başkan. Neden? Bakalım 17. madde ne diyor? Kitle iletişim araçlarının azınlık grubuna veya bir yerli ahaliye mensup çocukların dil gereksinimlerine özel önem göstermeleri konusunda teşvik edilmeli. Yani mealen diyor ki Kürt çocuklar, Arap çocuklar, Roman çocuklar, farklı dillerde olan çocuklara kendi dillerinde yayın yapılmalı diyor. Bu engellenmekle suç işleniyor. Başka bir 29'da ne diyor? Çocuğun anne babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaşadığı veya geldiği menşeye, ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara saygının geliştirilmesi. Var mı böyle bir şey? Sürekli Kürt'ü, Roman'ı aşağılamak, Kürt açılımı, Roman açılımı deyip böyle patinaj yapıp, ıkınıp, sıkınıp, akıl kabızı olduğundan dolayı açılamamak gibi durumları görüyoruz. 30. maddede dini ya da dilsel bir azınlığa ya da yerli halka mensup çocuğun kendi kültüründen yararlanma, kendi dilinin gereklerini yerine getirme ve bunları eğitimsel bir hak olarak kullanma. Görüldüğü gibi bu üç madde ihlal edilerek, bu üç madde kabul edilmeyerek aslında uluslararası bir suç işleniyor. Bu sadece çocuk hakları sözleşmesi için. Dünya Evrensel Hakları Bildirgesi var, Avrupa Sosyal Şartı var, Avrupa Yerel Yönetim Şartı var, başka birçok sözleşme var. Şimdi bugün bakın tekrar söylüyoruz, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken bütün parti grupları ve başta hükümet, Türkiye'den, Türkiye halklarından, emekçilerden, sınırlardan, demokrasiden, barıştan, eşitlikten, adaletten sorumluluk duymuyor. Hala her HDP'liyi suçlu görüyorsa bu bir nefret suçudur, bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. HDP'de suçlu yoktur. Tüm tutuklularımız, Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Ayla Akat Ata, Edibe Şahin, adını sayamadığım İdris Balüken, bütün yoldaşlarımız hepsi burada barışı, demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savundular. Siz tekçiliği savundunuz, tekçilikte ısrar ettiniz. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giderken mesele şu: tekçilik mi, çoğulculuk mu?
Kabul mü, ret mi? Ortak yaşam mı yoksa baskı ve tahakküm mü? Biz çoğul yaşamdan, baskı ve tahakküm yerine ortak yaşamdan, halkların eşitliğinden söz ediyoruz. Buna rağmen partimizi hedef göstermek, partimizin kapatılmasını istemek hem hukuka, hem insan hak ve özgürlüklerine, hem de siyaset yapma hakkına karşı işlenmiş bir suçtur. Nokta. Tabii, tamamlayın sözlerinizi. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi bizler burada maaş almak için vekil olmadık. Türkiye'ye, Türkiye halklarına, emekçilere, kadınlara, çocuklara, yoksullara, kimsesizlere, sosyal demokratlara, devrimcilere, sosyalistlere, komünistlere, Kürt halkının acı çeken annelerine, Türk halkının acı çeken annelerine hizmet etmek için buradayız. Kimse bize terörist suçlu diyemez. Bu tarihe karşı işlenmiş bir suçtur. Adalet için, demokrasi, eşitlik, özgürlük için, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı eşit ve ortak yaşansın. Yurtta barış, dünyada barış gerçekleşsin. Acı, gözyaşı ve kan olmasın diye buradayız. Bunu herkes biliyor, siz de biliyorsunuz. Ve bu hakikati kabul etmek için sizin için sosyal ve siyasal bir görevdir. Saygılar sunuyorum.